Değerli basın mensupları, Cuma günü yaptığımız yılın ilk merkez yönetim kurulu toplantısının ardından bugün de yeni yılın ilk basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Tabii her yeni yıl bir başlangıçtır, umuttur, hepimizin geleceğe ilişkin beklentilerinin tazelendiği günlerdir bugünler. Ben bir defa daha 2020 yılının ulusumuza sağlık, sıhhat, bolluk ve mutluluk getirmesini dileyerek sözlerime başlıyorum. Cuma günü gerçekleştirdiğimiz Merkez Yönetim Kurulumuzda başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri, Irak'ta bir İranlı generale yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin suikastını, Libya'ya asker gönderilmesini, yaşanan ekonomik krizin yarattığı tahribatı, tek adam parti devleti rejiminin milletimize çıkardığı ve her geçen gün ağırlaşan faturayı ele aldık. Değerli basın mensupları, milletlerin hayatında onar yıllık dönemler önemlidir. Analizleri de onar yıllık dönemler üzerinden yapmak aslında uzun dönemli eğilimler konusunda ciddi fikirler verir. Ama eşiğinden henüz geçmekte olduğumuz şu önümüzdeki 10 yıllık dönem bizler için apayrı bir öneme sahiptir. Çünkü gelecek 10 yılda milletimiz için çok kıymetli yıl dönümleri vardır. İlk olarak emperyalistlere karşı savaştan zaferle çıkan dünyadaki tek meclis olan ve gazi unvanı taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yıl 100. yaşını kutluyoruz. Bundan 3 yıl sonra da Cumhuriyetimizin 100. yaşını coşkuyla kutlayacağız. Gönül isterdi ki bu önemli yıl dönümlerine giderken Cumhuriyetimizi her alanda başta ekonomik olmak üzere taşlandırmış olalım. 2000'lerin başında ülkede yaşanan ekonomik kriz o dönemin iktidarını ekonomide büyük bir mıntıka temizliğine zorlamıştı. 2002 sonunda iş başına gelen AK Parti iktidarı, öncekinden yapısal reformlarla güçlendirilmiş bir ekonomi ve dünyada güven uyandırılmış bir program devralmıştı. İzleyen 10 yılda zaman zaman yapılan yanlışlara rağmen mevcut programa bağlı kalındı. Ancak bu 10 yılın sonunda iktidar küresel gelişmeleri okuyamadı çünkü dışarısı da artık o programın geçerli olduğu döneme göre farklı bir noktaya doğru gidiyordu. Ekonominin içsel dayanıklılığını arttıracak adımları bir türlü atamadı. Sıcak parayla sorunların üstünü örtmeyi tercih etti. Tek adam rejimini kurma hırsıyla gözü dönen iktidar, geçtiğimiz 10 yılda da hem içeride hem de dış politikada çok ciddi yanlışlar yaptı. Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye özellikle 2000'lerin ikinci 10 yıllık diliminde eline geçen fırsatları doğru ve verimli bir şekilde kullanamadı. Son 10 yıl tarihe kayıp bir yıl olarak maalesef geçti. Ucube tek adam parti devleti rejimi projesinin peşine takılan iktidar, ekonomiden dış politikaya, hukukun üstünlüğünden demokratik standartlara kadar her alanda ülkemizi maalesef geriye götürdü. Parlamenter demokrasimiz darbeler nedeniyle zaten ciddi yaralar almıştı. Ancak en azından milli meselelerde ortak aklı arayan bir sistemimiz vardı. Parlamenter sistemimiz, parlamenter demokrasi vardı. Ucube bir tek adam rejimiyle bu imkan ortadan tamamen kalktı. Afrika dışında parlamenter demokrasiyi bırakıp sözde bir başkanlık rejimine geçen tek ülke dünyada biz olduk. Afrika dışında. 2010'lara girerken komşularla sıfır sorun diyorlardı. Şimdi sorunumuz olmayan tek bir komşumuz bile yok. 1999'da AB'ye aday üye statüsü kazanan ve 2000'lere AB'ye tam üyelik hedefiyle gelen Türkiye, şimdi artık bu hedeften çok uzaklardı. 2010'larda Avrupa Birliği'ne giremedik ama Orta Doğu bataklığına tüm gövdemizle saplandık. Bizim vatandaşlarımız Avrupa Birliği'ne hala vizesiz giremezken 4 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti'ne elini kolunu sallayarak girdi. Şimdi 250 bin Suriyelinin daha İdlib'den Türkiye'ye doğru geldiğini AK Parti Genel Başkanı söylüyor. Bu sayının 1 milyonu bulabileceğini ise yetkili ağızlar bize kapalı kapılar ardında ifade ediyorlar. Bu gelenler kimler? İçlerinde kafa kesen radikaller var mı yok mu?
Onu da bilemiyoruz. Bunu AK Parti Genel Başkanı ne kadar biliyor? Onu da bilemiyoruz. Ama ne de olsa fedakarlığı AK Parti Genel Başkanı yapmıyor. Saray sosyetesi binlerce korumayla saraylarında, uçan, kaçan, yüzen saraylarında güvenle yaşıyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Milletin sırtından Suriyeliler için 40 milyar dolar harcamışlar. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcarız. Bu arada benim gencecik üniversite öğrencim kartında yemek parası olmadığı için, iş bulamadığı için canına kıyıyor. Rusya ve İran'la yürütülen Astana ve Soçi süreçleriyle İdlib'de güya bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmuştu. Bu çatışmasızlık bölgesinde de Türkiye garantör olarak 12 gözlem noktası kurmuştu. Şimdi Mehmetçiklerimizin bulunduğu bu 12 gözlem noktasının çoğu Suriyeli rejim güçleri tarafından kuşatılmış durumda. Bir başka ifadeyle onlar tarafından korunuyor. Askerlerimizin hali nicedir, ne yer, ne içer duyan bilen yok. Ama bu gözlem kulelerinin olduğu bölgeden yüz binlerce Suriyeli ülkemizin sınırlarına dayanıyor. Biz bu gözlem noktalarını neden kurduk? Şimdi bu gözlem noktalarının etrafında güvenliği, bu gözlem kuleleri, bu göçleri, gelen bu göç dalgasını neden engelleyemiyor? Değerli basın mensupları, 2010'a girerken başımızda bu sorunlar yoktu. Emevi Camii'nde namaz kılmak hayaliyle yola çıkan iktidar, bugün Türkiye'nin kucağına çok ağır bir Suriye ve Suriyeli krizi bıraktı. Bu ağır sorunun bedelini sadece biz değil, yarın çocuklarımız, hatta torunlarımız, onların çocukları bile ödeyecek. Arap Baharı rüzgarından ihvan kardeşliği hayaliyle kendine post çıkartmaya çalışan AK Parti liderinin politikaları nedeniyle son 10 yılda korkunç bedeller ödedik. Halen de ödüyoruz. Ve korkarım ödemeye de devam edeceğiz. 2010'larda Mehmetçiğimizi Suriye'ye süren Erdoğan, 2020'ye girerken bu defa Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki ateşin içine, Fizan'a sürüyor. Dün öğrendik ki askerlerimiz peyderpey Libya'ya gitmeye başlamış. Yüce Allah'ın analarının kınalı kuzusu Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmemesini diliyoruz ama gerçekten endişeliyiz. Dün havuz medyasında Erdoğan önemli itiraflarda bulundu. Biz Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin paylaşımı için uluslararası işbirliklerine de girişimlerde Türkiye neden yok diye kendisine sormuştuk. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ekonomik olarak, siyasi olarak yalnızlaştırılmasını doğru bulmadığımızı söylemiştik. Bu çerçevede Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı gecikmiş ama doğru bir adım olarak gördüğümüzü de ifade etmiştik, desteklemiştik. Ama dün Erdoğan çıktı, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'yla Libya'ya asker gönderme tezkeresini bir tuttu. Doğu Akdeniz'de varlık gösterebilmek için Libya'ya asker göndermemiz gerekiyormuş. Bölgedeki tüm ülkeler Doğu Akdeniz'in zenginliklerini paylaşabilmek için işbirliği yapıyorlar ve bu çerçevede birbirlerine diplomatlarını gönderiyorlar, ticari ateşelerini gönderiyorlar, iş adamlarını gönderiyorlar. Ama Sayın Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlık gösterebilmesi için Türk askerinin Libya'daki iktidarı kurtarmaya gitmesi gerekiyor. Bunu anlamak mümkün değil. Dün Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya'daki kahramanlıklarının ardına sığınmasını ve bize tarih dersi vermesini gülümseyerek izledik. Biz tarihimizi gayet iyi biliyoruz. Biz onun için kendisine Libya'ya asker gönderme diyoruz. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün kendi vatan toprağını savunuyordu. Bugün Libya artık bizim vatan toprağımız değil. Oraya Mehmetçiğimizi hem de yaptıkları gibi hesapsız, kitapsız, ideolojik hayallerle ve emperyalistlerin yeni aldatmacalarına kanarak göndermenin
bir macera olduğunun altını tekrar çiziyoruz. Bir de dün akşam askerimizin orada koordinasyon görevi yapacağı ve bizim askerimiz dışındaki muharip güçlerimizin sahada olacağı söylendi. Hayrola? Kim bu farklı muharip güçler? Hem de bizim muharip güçlerimiz. Hangi yetkilerle bu birlikler kuruldu? Hayırdır, paralel devletten sonra Mehdi'nin gelmesi için çalışan danışmanlarınızın komutanlığında paralel bir ordu da mı kurdunuz? Şimdiden uyarıyoruz. Ülkemizin teröre bulaşmış güçlerle işbirliği yapmakla suçlanmasına yol açacak yeni bir maceraya sakın ha girmeyin. Peki tüm bu hususlar devlet katında düşünüldü mü? Bunu Cumhurbaşkanı yardımcısının sonunu düşünen kahraman olmaz itirafıyla öğrendik. Düşünülmemiş. Aslında Cumhurbaşkanı yardımcısının bu üslubu daha önce yöneticisi olduğu Yimpaş'a para yatıran onca mütedeyin yurttaşımızın da paralarının neden batırıldığını açık seçik ortaya koyuyor. Mafya dizisi senaristlerinin yazdığı ucuz popülist repliklerle ülkemiz yönetildikçe korkarım ülkemizin başı beladan kurtulmayacaktır. Bu beyefendiye tavsiyem Kurtlar Vadisi seyretmeyi bir yana bıraksın. Hemen varsa eğer Cumhurbaşkanlığının kütüphanesinde, sarayın kütüphanesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu alsın okusun. Basiretli devlet yönetimi nasıl olur? Nutuktan öğrensin. Cumhurbaşkanı yardımcısının üslubu buyken Cumhurbaşkanı askeri danışmanı da işi gücü bırakmış, Mehdi'ye ortam hazırlamakla meşgul. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na askeri tavsiyelerde bulunan danışmanın meşgul olduğu işlere bir bakar mısınız? Yani bu tür meczupluk noktasına gelmiş işlerle uğraşıyorlar ve bu insanın önerileriyle biz Libya'ya askerlerimizi gönderiyoruz. Ülke işte böyle kifayetsiz, liyakatsiz kadroların elinde oradan oraya savrulup duruyor. Şimdi de Libya çöllerine Mehmetçiklerimizi sürerken Mavi Vatan'ı hatırlayıverdiler. Arkadaş, Mavi Vatan diyen subaylarımızı cemaatle bir olup hapislere atan sizler değil misiniz? Milli gemi projelerimizi, donanmamızın en kritik bilgilerini bu cemaate peşkeş çeken siz değil misiniz? Bu ordunun kozmik odalarını cemaatin emrine kim açtı? Lozan'da aldığımız Ege'deki adacıklar, kayalıklar Yunanlılar tarafından işgal edilirken Mavi Vatan neden aklınıza gelmiyor? Bu ülkenin milli davası Kıbrıs'ta rahmetli Denktaş'ı yalnız bırakan, yetmez itibarsızlaştıran kimlerdi? AK Parti liderinin ihvancı hayallerinin peşinde danışmanların aklıyla, meczupluk noktasına giden danışmanların aklıyla Mehmetçikleri Libya çöllerine göndermenin adı ne zamandan beri Mavi Vatan oldu? Biz merak ediyoruz. İşin sonunu düşünmeden kahraman olmaya yeltenen arkadaşlar, Libya'da işler ters giderse B, C, D planlarına ve bir çıkış stratejisine sahipler mi? Ucu bucağı açık bir yetkiyi meclisten aldılar. Peki orada askerlerimiz sıkışıp kalırsa, şehit olursa, medyaya yayın, Allah korusun, medyaya yayın yasağı getirme dışında acaba ne yapacaklar? Biz bunun için tek başına buralara dalmayın dedik. Mehmetçiğimiz ve milletimizin itibarını tehlikeye atmayın dedik. Libya'da bir an önce Birleşmiş Milletler barış gücünü göreve çağırın dedik. Ama dinlemiyorlar. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta sonunda Irak'ta Amerikalıların İranlı bir generale suikast düzenlemesi de son derece ciddi bir olaydır. Anlaşılıyor ki Büyük Orta Doğu ve genişletilmiş Kuzey Afrika projesi yeni bir aşamaya doğru evriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon ilerleyen günlerde daha da yükselecek.
Sıcak bir çatışma çıkması durumunda bundan tüm bölgemizin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz. Türkiye-İran sınırı 1639'dan bu yana dünyadaki en istikrarlı sınırlardan biri. Bunun değişmesi en çok bizi etkileyecektir. Türkiye'de iktidar sorumluluğunu taşıyanlar Suriye'de ve Libya'da olduğu gibi burada da ideolojik rüyalara dalmamalıdırlar. Bu çatışmaya hiçbir şekilde müdahil olmamalıyız. İmkan bulduğumuzda ise tansiyonu düşürmeye çalışmalıyız. Başta ekonomik olmak üzere bu krizin olası olumsuz etkilerini bertaraf edecek tedbirleri şimdiden almaya başlamalıyız. Bu coğrafyada sonunu düşünmeden hareket etmenin bedelinin çok ağır olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Değerli basın mensupları, 2010'larda tek adam olma hevesi sadece dış politikamızda, kurumsal altyapımızda, devlet yönetimimizde tahribat yaratmadı. Tahribatın büyük olduğu bir diğer alan ise ekonomimiz oldu. Türkiye 2010'lara küresel krizin etkisiyle %4,7 daralan bir ekonomi, %12 civarında bir işsizlik ve %6,5 enflasyonla girmişti. Şimdi 2000'li yıllara ise %0 civarında bir büyüme, %14'e dayanan işsizlik ve %12'ye yakın bir enflasyonla giriyor. Ama iki dönem arasında çok ciddi bir fark var. 2010'lu yıllara dünyadan gelen bir ekonomik krizin etkisiyle bozulan bir ekonomiyle girmiştik. Son 10 yılı ise ucube tek adam parti devleti rejiminin neden olduğu yerli ve milli bir krizle kapatıyoruz. Değerli basın mensupları, yapılan tüm müdahale ve manipülasyonlara rağmen 2019'da tüketici enflasyonu %11,8 oldu. Damat bakan 2019'da enflasyon %12'nin altında çıktı diye bayram ediyor. Ama dünyayla karşılaştırdığımızda 2019'da dünya liginde en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasında yarışı tamamladık. Son 3 yıldır enflasyon çift hanelere yerleşti kaldı. Bunu mevcut fiyat endekslerinde ilk kez görüyoruz. Türkiye yapışkan çift haneli enflasyonu yine yapışkan çift haneli işsizlikle beraber ilk defa görüyor. Yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon son derece tehlikeli bir bileşimdir. İnsanlarımızın geleceğe ilişkin umutlarını yitirmesinde, intiharlara sürüklenmesinde bu sorun vardır. Çalışırken işsiz kalmak, insanoğlunun yaşayabileceği en ağır travmalardan birisidir. Bakın, son olarak genç bir üniversiteli evladımız yemek parası kalmadığı ve iş de bulamadığı için canına kıydı. Bu üniversite evladımızı ve diğer yurttaşlarımızı bu hayattan koparan çaresizliği iyi anlamak zorundayız. Bu ülkede üniversiteli gençlerimiz yemek parası bulamıyorsa, bu ülkede işini kaybettiği, borcunu ödeyemediği için insanlarımız aileleriyle beraber yaşamına kıyıyorsa, bunu görmezden gelip sanki işler iyi gidiyormuş gibi yapamayız. Bu ülkede yandaşların milyarlarca liralık borçlarını affederken milyarlarca dolar harcayarak neye yarayacağı belli olmayan kanal açma rüyaları görürken, Suriyelilere bir 40 milyar dolar daha harcarım diye övünürken, duran, kaçan, uçan, yüzen saraylarda keyif çatarken, üniversitelerde çocukların yediği yemeklerden tasarruf yapamazsınız. Bu ülkede milletin evlatları iş bulamayıp 1 lirayla yemek yemenin hesabını yaparken, saray sosyetesi çifter maaşlarla yönetim kurulu üyelikleriyle abat oluyorsa, bunun hesabını iki cihanda veremezsiniz. Değerli basın mensupları, aslında Türkiye bu ucube tek adam parti devleti rejiminin elinde yönetilmiyor, savruluyor. Bugün pek çok göstergede Türkiye bundan 10 yıl öncesine göre çok daha kırılgan bir durumda.
Borca batırılan ülkemiz ve şirketlerimiz döviz kurundaki oynaklığa karşı son derece zayıf ve korunaksız. Geçtiğimiz yıl Güney Afrika'nın, Endonezya'nın, Rusya'nın, Meksika'nın para birimleri dolar karşısında değer kaybederken bizim paramız değer yitirdi. 2019'da Arjantin'den sonra parası en çok değer yitiren ikinci ülke Türkiye oldu. Vatandaş bankalarda mevduatını döviz cinsinden tutmayı tercih ediyor. Döviz mevduatları aldı başını gidiyor. Neden? Çünkü hiç kimse ne sosyete damada ne de saray yönetimine güvenmiyor. Değerli basın mensupları, 2011 seçimlerine giderken AK Parti Cumhuriyetimizin 100. yılı için hatırlayacaksınız bir takım hedefler açıklamıştı. Biz de yine bu dönemde bu hedeflerin ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığının altını çizmiş ve 2023 yılı için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hedeflerden çok daha iddialı hedefleri ilan etmiştik. Çünkü biz iyi yönetildiği takdirde bu ülkenin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ülkemizin çok büyük başarıları elde edebileceğini biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bu iktidarın Cumhuriyet'in 100. yılı için 2010'ların hemen başında açıkladığı o iddiasız hedefler şu anda ulaşılamaz hale geldi. Geçtiğimiz yıl açıkladıkları 11. kalkınma planıyla tüm hedeflerde %50 tenzilata gittiler. 2023'te milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak diyorlardı. Şimdi 2023'te 2 trilyon dolar dedikleri gelir yerine 1 trilyon 80 milyar dolarlık bir milli geliri tuttururlarsa öpüp başlarına koyacak hale geldiler. 2023'te kişi başına yıllık 25 bin dolar gelir hedefliyorlardı. Şimdi 25 bin dolardan %50 tenzilat yaptılar. 12.484 dolara inmek zorunda kaldılar. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedeflediler. TOBA, TİME hatırlayacaksınız, bir sürü şaşalı törenler, büyük büyük filmler yaptırdılar. Geçtiğimiz yıl 2023 ihracat hedefini de 500 milyar dolardan 227 milyar dolara indirdiler. Bir örnek, 2019'da ihracat son 3 yılın en düşük artışıyla %2 oldu. Yani %2 artarak 180 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bir de baktık, yandaş basında bayram hevesi esiyor. Bayram havası esiyor. Rekor kırmışız. Zaten her yıl ihracat artarak rekor kırıyor kaç senedir. Ama bu gördüğümüz en düşük artışlardan bir tanesi. Şimdi 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi nerede? 3 yıl kalmış bu tarihe. 2019'da gerçekleştirilen 180 milyar dolar ihracat nerede? Yarısı bile değil. Ama buna seviniyorlar. Değerli basın mensupları, bu iktidar 2023 için koymuş olduğu hedeflerden sadece bir tanesinde tenzilat yapmadı, zam yaptı. O da işsizlik. %5 hedeflendi işsizlik. 11. 5 yıllık kalkınma planında işsizlik 2023 yılı için %9,9'a çekildi. Şimdi Erdoğan çıkmış, 2009 krizi teğet geçecek demiştim. Teğet geçti diye dün akşam övünüyor. Sayın Erdoğan, bu krizin teğet geçmediği aslında 2023 hedeflerinizin ne hale geldiğinden açık seçik belli oluyor. Kalkınma planında, 11. kalkınma planında ilan ettiğiniz hedefler aslında ekonomi politikalarınızın iflasının ilanıdır. Bundan kaçamazsınız. Kriz teğet geçsin diye 2009 Haziran'da döviz geliri olmayan şirketlere dövizde borçlanma izni verdiniz. Dünyada şirketleri dövizle en hızlı borçlanan ikinci ekonomi olduk. Bunun bedelini şimdi iflas ve konkordatolarla ödüyoruz. Yüksek işsizlik ve enflasyonla ödüyoruz. Gencecik yavrularımızın intiharıyla ödüyoruz.
Ama AK Parti Genel Başkanı yaptığı hataların farkında bile değil. Oysa 2010'lu yıllarda ekonomimizin rekabet gücünü tahkim edecek tedbirleri alsalardı. Sınırlı kaynakları beton yerine sanayi, tarım gibi dış ticarete açık sektörlere yöneltmiş olsalardı. İş gücümüzün niteliğini ve verimliliğini arttıracak reformları gerçekleştirmiş olsalardı. Yine para dünyada bol ve ucuzken yeterli döviz tahkimatını yapmış olsalardı, hiç tereddütünüz olmasın ki ülkemiz bugün çok daha farklı, çok daha yıldızlı, çok daha müreffeh bir noktada olacaktı. Ama maalesef bu fırsat bu ülkede tek adam parti devleti kurma hırsına feda edildi. Türkiye 2010'lu yılları bu iktidarın beceriksizlikleri, basiretsizlikleri nedeniyle heba etti. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin önünü vakit yitirmeden birinci sınıf bir demokratik parlamenter rejimle açılmak zorundadır. Güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, kamu yönetiminde liyakat prensiplerini vakit yitirmeden uygulamaya koymak zorundayız. Devlet, bugünkü gibi tarumar edilmiş bir kurumsal yapıyla 2020'leri karşılayamaz. Bir an önce silkelenerek bu iktidarın milletin omuzuna bıraktığı yükü kaldırıp atmamız gerekiyor. Milletin gerçek gündemi olan aş ve işi büyütmemiz gerekmektedir. Dünya yapay zekayı, nanoteknolojiyi, nöroteknolojiyi konuşurken biz 1980'lerin sorunlarına takılıp kalmamalıyız. Macera peşinde koşan yöneticilerle, Mehdi arayanların aklıyla bu işleri götüremeyiz. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Bu ucube rejimden ve süflilikten bir an evvel kurtulmalıyız. Ben sözlerimi tamamlarken 2020'li yılların eşiğinde ülkemizin bu krizi atlatacağına olan inancımızı, umudumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Milletimiz 2019'da bunun işaretini vermiştir. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran İstanbul seçiminde bu iktidara kuvvetli bir şamar atmıştır. Şimdi esas şamarı atmak için sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Anlaşılan iktidar da artık ömrünün sınırlı olduğunun farkındadır. O nedenle Erdoğan'ı mutlu edecek programları şimdi yandaş televizyonlara yaptırıyorlar. Değerli basın mensupları, önce CHP olarak milletimizin cebini boşaltan, işini elinden alan, bu ucube rejimden kurtulmak için geniş bir siyasi yelpazede yapılacak her türlü işbirliğini kolaylaştıracak tüm fedakarlıkları yapmaktan kaçınmayacağız. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi yeniden küresel yarışta başa güreşir hale getirecek iddialı bir stratejiyi, bir kalkınma büyüme stratejisini, bir demokratikleşme stratejisini hızla hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle 2020'nin ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Benim iki sorum olacak. Tabii, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı dün akşamki programda yeni parti kurma hazırlığında olan eski ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan'a yönelik de eleştiriler yöneltti. IMF'den talimat almakla, faizcilikle suçladı, eleştirdi. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, bir de FETÖ ile mücadele konusunda iki yetkilinin değerlendirmeleri var. Bunlardan birisi Adalet Bakanı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı. FETÖ ile ilişkisi olmayanlar da aynı çuvala konuluyor. Sözleri dikkat çekti. Sözcü soruşturmasından yola çıkarak. Yine Sayın Numan Kurtulmuş'un da FETÖ illaki siyasete bulaşmıştır ifadesi var. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi ilk olarak tabii bu kendi işlerindeki bir problem. Ben buna çok fazla girmek istemiyorum ama benim hatırladığım kadarıyla bu hükümet sistemi mevcut olduğunda hükümetlerin almış oldukları her kararda hükümetlerin tüm yetkilileri ortak sorumluluğu vardır. Hele hele başbakansanız bunda çok ciddi sorumluluğunuz vardır. Şimdi siz çıkıp o gün de bunlar IMF'ciydi, bunlar şöyleydi böyleydi dediğiniz zaman kendi sorumluluğunuzu inkar edemezsiniz. Yani
bu ülkede Suriye'ye gireceksiniz, bizi aldattılar diyeceksiniz. Darbe olacak, bizi kandırdılar diyeceksiniz. Birileri kalkacak, hain darbe girişiminde bulunacak, bizi kandırdılar diyeceksiniz. Şimdi de hükümetin içinde ortak sorumluluğumuz varken bakanlar bizden habersiz IMF'cilik yaptı diyeceksiniz. Artık bu sorumluluktan kaçmanın daniskasıdır. Bu ülkede en son IMF anlaşması imzalayan başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada hem de paranın çok bol olduğu bütün ülkeler IMF anlaşmalarını bir yana bırakırken kendisi gitmiştir, IMF ile anlaşma imzalamıştır. Dolayısıyla IMF'ci arıyorsa önce gidecek aynaya bakacak. FETÖ'cülük meselesine gelince Sayın Adalet Bakanı'nın sözleri aslında aklı selime işaret etmektedir. Bugün sanki kasıtlı olarak bu örgütle ilgili soruşturmalar sulandırılmaktadır. Yani bu örgütle ilgili olması mümkün dahi olmayan, kimsenin bu örgütle ilgili olduğunu aklından dahi geçirmediği insanları kalkıp bu örgütle ilgili diye göstermeye başladığınız noktadan itibaren burada bu iş çok tabiri amiyaneyle söyleyeyim cıvır. Bir tane daha. Evet, yani FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını biz baştan beri ifade ediyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına önce bu darbe araştırma komisyonunun kaybolan raporunun ve buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin koymuş olduğu muhalefet şerhinin bir an önce açıklanmasıyla başlamak lazımdır. Türkiye'de FETÖ ile ilgili olmayan kimse kalmadı neredeyse. Ama FETÖ ile ilgili olan hiçbir siyasetçi, özellikle iktidar partisi siyasetçisi ortada yok. Bunun böyle olması mümkün değil. Dolayısıyla artık bu işlerin, özellikle FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde bütün bu sulandırma çabalarının aslında siyasi ayağın ortaya çıkmaması için gerçekleştirilen girişimler olarak görmek gerekir. Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru? Yok herhalde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.